İzleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Halide Özkurt ben. Bu köyün 23 Temmuz 2023 Pazar günü Hırsafa yaylasındayım. Burada şenlikler var. İnşallah oraya katılacağım. Biraz erken genelde gidiyorum. Saat 9'da buraya da geldim. Sabahtan hazırlıklara görmek hoşuma gidiyor. Bakalım bugün kameralarımıza burada neler yansıyacak. Güzel güzel görüntülerle sizleri buluşturacağım. Bakın burada yapay güzel bir göl var. Daha önce de ben buraya birkaç kere geldim. Burası bizim yaylamıza yakın bir yer. Hemen sırtta Karadağ yaylasını görüyorsunuz yukarıda. Arka tarafta bizim Balıklı yaylası. Yani bizim Balıklı yaylasından buraya gelmek yaklaşık 20-25 dakikalık zaman alıyor. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Bakalım kameralarımıza neler yansıyacak. Bu arada bu çekmiş olduğum videolar ve daha farklı videoları YouTube kanalım var. Lahana TV. Oraya da yüklüyorum. Oradan da isteyenler takip edebilir. Ücretsiz şekilde kanala abone olabilirler. Onu da duyurusunu buradan tekrar yapmış olayım. Evet, Hırsafa yaylasında saat 10 oldu. Hala hazırlıklar devam ediyor. Havaya bayağı sıcak. Şöyle çatırların olduğu tarafa doğru yürüyelim. Sarı yeleklerin en yoğun olduğu yer diyelim. Çal'dan gelen. Zaten gelmeye başladılar. Yerli şenliklerine pazarcılar da ayrı bir güzellik katıyor. Bir şeyi satmak için aileler ürettikleri sloganlar var. Onlar çok güzel. 500 zokarı bak ha, 25 lira yaptım. Deri cüzde. Vallahi 25 lira al. Gel abone de bak. Teyze şu çantanı şöyle görüntüsünü alayım ya. Çok güzel ya maşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyelim. Takip ediyoruz. Takip ediyoruz. Eyvallah eyvallah sağ olasınız. Bak ha, 25 lira bev cüzdanları abla al. 30 lirası der 25 lira. Sabah sıkıyorsun. Alya merhaba Alya. Nasılsın? Kıyafetlerin çok güzel. Bugün horon oynayacak mısın? Tamam, horonda senin videonu çekebilir miyim? Peki, çok teşekkür ediyorum sana. Bir elini salla bakayım bize. Alya'yı fazla yormayalım. Böyle yanınıza kadar geleyim. Hangi köydensiniz? Çal köyünde. Çal köyünde. Evet. Ya bu sarı yeleklilerin olduğu köy değil mi? Evet. Bu sarı yeleklilerin hikayesini bir anlatabilir misiniz bana? Bu nereden başladı? Nasıl gelişti? Burada terzilerimiz var. Bizim tam keleneğimiz, keleneğimiz bu. Eski kelenekler. Eski de. Kelen bir giysilerimiz bunlar. Hemen hemen her evde bu sarı yeleklerden evet, var değil hemen mi? Hemen hemen vardır işte. Çünkü ben bütün yerleri geziyorum da en çok burada bir de Volofter'de gördüm. Çoban derneğinde gördüm. Onefter'de onlar şey Şalbazarı tarafı. Onların gile ta değişir. Buradan geliyorlar. Buradan evet, evet. Genelde evet. Gidince de hep beraber siz, aynı kola giriyorlar. Siz nerelisiniz? Ben Koreanalıyım. Koreanalı. Koreanalı. Evet. Koreanada da var bu kiselerden biraz. Yeni yeni başladı ama bizim orada genelde beyaz renk kullanılıyor. Evet. Beyaz. Aha. Bu sarı yelek daha çok sizin tarafa ait. Dağ başında. Hangi köydensiniz? Çayırbağ. 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 Hangi mahallesi? Yusuf'la ha. Tamam, ben oraları çok iyi biliyorum ya. Orada valilikte çalışan bir Faik Göksüz var arkadaşım, okul arkadaşım. Tamam, dünya, dünya. Gidip geliyoruz. Dünya nerede dünya? Bizim en yaşlı çınarımız budur. Ya çantası çok orijinal. Aynen, çok. Bu çanta araba süsleri yapar, satar. Tamam, satarsan reklamını yapalım o zaman. Araba sütü ver abi. Bu şal çantaları kaç lira? Söyleyin bakayım. Almak isteyen kimi araması lazım? Ne yapması lazım? Araba süsü yok ki. Yani, şey var, çanta var. Şöyle çanta var. Onu tamam. Veriyorsun. Reklamını yapalım bedavada. Merhaba, şöyle dursan. Dur, gel bakalım. Aa, çok güzeller ya. Ama içini kontrol edin. Sana veriyor. Yok, parasını verip alırım. Böyle yok, şey olmaz. Yok, olmaz. Bu kaç lira? Kaç lira bu? Fiyatını okuyacağız. Tamam, sen bana fiyatını söyle şunun. Bunda benim param var. Bunu da al. Bir tane alayım, bir tane. Bir tane mi alayım? Tamam. Ha, bunu al. Kime veriyorum bunu? Aa,
Anne ne? Al, al teyzem. Bunu gene değirim olar. Tamam. Tamam. Bir saniye o zaman. Şunları da annem yapıyor. Şunları da gösterelim. Tamam, şimdi almak isteyenler nereye, kimi araması lazım, nasıl yapalım bana söyleyin. Serpinaz Pirinci. Tamam, telefon numaran mahsur yoksa verebilirsin. Ver. Tabii ki verelim. 0546 536 77 68. 77 68, ama Çayırbağ'a gelmeleri lazım, evet, değil mi, almalar için? Evet. Ama sen Degizdağ'a gider, şeye gidersen. Bu arada uzaktan arayanlar olursa ben yardımcı olurum, aracı olurum, bana da yazabilirsiniz. Ben ulaştım, bu da ulaşır annem. Çok teşekkür ederim. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güle güle, Allah'a eyvallah, sağ ol. Buyur abla. Yanık oldu ya. Niye? At cebine ya, sal beni. Çalamadım söyledi yavrum, giden geldi gelmiyor, yine geldi. Şimdi gönül para veren altın bulsun alın. Deli o da var, deli o da var. Sevdalı senin adın, paşa oluyor tadın. Yarılan ikimize nazar boncuğu takın. Teyze gördün mü Tuncu'ya? Sen burada kaybettiysen tamam, biz yittik demek ki. Domates samaz. Ya yapma be Allah aşkına ya. Kızlar. Evet, sağlık görevlilerimizi alanın ortasına bekliyoruz efendim. Sağlık görevlilerimizi lütfen gelebilirler mi acaba? Sağlık görevlilerimizi. Evet, bu arada yine bir şey arz edeyim efendim. Güvenliğimizi sağlayan ilçe jandarma komutanlarına teşekkür ederiz efendim. Sağlığımızı emanet ettiğimiz sağlık teşkilatlarına teşekkür ediyoruz efendim. İki de tane. Biri olacaksın da birisi gideceksin. Abi biz de aldım geldim. Az önce anons ettim, biz de bir daha anlasın. Hayır, çok güzel ya. Sağlık teşkilatına çağırdık efendim. Bir hasta varmış efendim. Çelik Allah'ın ortasına gelsin efendim.
Öyle mi? Sağlık teşkilatımız burada efendim. Onlar müdahale ederler. Evet, bu arada bir tane de kimlik kartı geldi efendim. Ekrem Sağlam diye bir arkadaşımızın kimlik kartı burada efendim. Burada sahneden alsın efendim. Yani ben zaten biliyorum, bizim Karadeniz ve özellikle bu Düzköy civarı, Çayırbağ ve Aykut'tan yukarısı bulunan her şeyi sahneye getirmiştir. Ben bununla özellikle söylüyorum efendim. Altın buldu getirdi, saat buldu getirdi, cep telefonu buldu getirdi. Onun için sizin duyarlılığınıza sonsuz teşekkür ediyorum efendim. Bu bizim yöremize has bir şey. Yani bu başka yerlerde ben böyle bir şey görmedim. Adam bir kalem buluyor, sahneye getiriyor. Bulduğunuz eşyaları lütfen sahneye getirin. Buradan anons yapayım, sahipleri alsın efendim. Evet, Irsafa şenliklerini tamamlandı gibi ayrılıyoruz. Güzeldi. Hava sabah güneşle ama sonradan bulutlardı, sis geldi hafiften. Serinledi, çok çok güzeldi diyebiliriz. Emeği geçenlere teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyredenlere de selamlarımı yolluyorum. Yok, düğmeli değil kardeşim.